Selamun aleyküm. 22 Haziran'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 22 Haziran 1429. Gökbilimci ve matematikçi Gıyasettin Cemşit el-Kaşi vefat etti. Öğrenimini Kaşan'da tamamlamış olan el-Kaşi, Ulu Bey'in daveti üzerine Semerkand'a gitmiş ve çalışmalarına burada devam etmiştir. El-Kaşi, aritmetikte ondalık sistemi ilk kullanan kişidir. 1780. Ulema ve evliyanın büyüklerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri vefat etti. 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurum'un Hasankale ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 40'tan fazla eseri bulunmaktadır. 1812. Napolyon Rusya'ya savaş açtı. Tarihteki büyük savaşlardan biri olarak anılan bu savaş, Napolyon ordusunun Moskova'yı da istila etmesine rağmen Rusya'nın zaferi ve Fransa ordusunun neredeyse yok olmasıyla sonuçlandı. Tam bir kıyımın yaşandığı savaşta Fransa'nın 30 bin, Rusya'nın 50 bin insanı öldü. 2001. Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi'ni laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı olduğu bahanesiyle 3 red oyuna karşılık 8 kabul oyuyla temelli kapattı. 2003. 18 ay olan askerlik süresi 15 aya, 16 ay olan yedek subaylık süresi 13 aya, 8 ay olan kısa dönem askerlik süresi ise 6 aya indirildi. 2012. Türkiye'ye ait bir savaş uçağı Akdeniz'de Suriye açıklarına düştü. Görev uçuşu için Malatya Erhaç Meydanı'ndan kalkış yapan askeri uçağın Suriye tarafından düşürüldüğü açıklandı. Uçağın kim tarafından ve nasıl düşürüldüğü günlerce gündemde kaldı. Uçakta bulunan iki pilotun cesedine yaklaşık 2 hafta sonra ulaşıldı.